Baba be bana zulüm eyleme. Bileydim ayrılık vardı, vallahi perdim ey gözlerim. Bana zulüm eyleme. Evet, böyle arka arkaya insanlar böyle duygulu duygulu müzik oluyor. Güzel bir şey ya. Bu hayatın gerçeği bunlar. Hayatın gerçeği. Yani. Şimdi demin dedin ki şu kafamıza düşer her şey olur. Bir değil Deniz mi? Akbulut gerçeği var. Bak, kadıncağız çırpınıyor. Evet yani. Evet abi yani. Yarın ne şey olacak? Kesinlikle ya. 5 dakika sonra ne olacak? Ne olacak abi? Şuradan merdivenden düşersin, kafanı bir yere vurursun, özürlü olursun. Ya bir tarafın felç olur, gittin işte yani. Evet, konuyu dağıtalım. Bir de bizim bu birisi vardı. Şimdi benim istediğim birisi şarkısı var şimdi. Ya. Biraz canlı alalım. Biraz canlı az bir şey alalım peki. Ondan sonra bir canlı. O da klasikleşmiş artık. Sakine. Pala Remzi, birisi. Doğru söylüyorlar yani. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Şimdi program başından beri alt yazı geçiyor, biz unuttuk onu. Evet. Seda Sayan, Hülya Avşar, İzzet Yıldızhan için neden kavga etti diye. Program bitiyor, biz unuttuk. Ben bilmiyorum ki onun için. Vallahi mi? Şimdi herkes için niye anlatmıyorlar? Şunu da hemen bir anlatalım. Şimdi tabii sen o zaman da yine magazin işi yapıyordun abi. Yine magazinciydin. Yine hala magazinde uğraşıyorsun. He, hayatımız o. Şimdi tabii ki ben onların neden olduğunu o kadar detayı bilmem ama ben programına katıldım Hülya Hanım'ın. Evet. Seda o Hanım'ın ara, önce... O ara bir dedikodu çıkmıştı, evet. Seda Sayan'ın. Seda Hanım'ın önce programına katıldım. Orada bir dedikodular başladı. İşte gazetelerde manşet falan olundu. Oysa böyle bir şey yoktu. Ben çünkü Seda Hanım'ı çok seven, sayan da bir insanım. Beğenen de bir insanım. Tarzı çünkü hoşuma gider. Orada kısa bir gün sonra Hülya Hanım'a konuk oldum. Hülya Hanım da orada tabii haliyle programın formatı o. Normaldir, sıkıştırabilir, sorabilir. Doğaldır bunlar yani. Ben öyle bir program yapmıyorum. Ben başka şeyler yapıyorum. Beni ilgilendirmiyor insanların özel hayatı. Ben de tabii doğal olarak dedim ki ya ben beğeniyorum dedim yani Seda Hanım'ı dedim. Hoş bir bayan, sevdiğim, saydığım da bir insan. Sizi de beğeniyorum dedim yani. Tabii bunu söylerken o da biraz herhalde hareketlerini falan filan gibi laflar etmiş herhalde. Çünkü şeyin, Seda'nın o davranışları var. Tabii o ara Seda bu programı izliyor, işte bir ağzına geleni sayıyor falan. Ben aradan çekildim. Dedim ki babam ben... Beni bulaştırmayın. Beni bulaştırmayın kavganıza. Çok tabii üstüme de geldiler o ara. Bir röportaj için bile hiçbir şey konuşmadım. Yani ben ne bileyim dedim yani orada... Onun programına katıldım, onun da programına katıldım. O farklı bir sorular sordu, o da farklı konular oldu. Öyle bir tantana oldu yani, evet. Peki şu an Seda'yla görüşüyor musun? Seda'yla veya Hülya'yla görüşme fırsatın oluyor mu? Seda Hanım'la zaman zaman görüştüğüm oldu. Programlarda çünkü işe giderken ekstralarda birlikte gittiğimiz birkaç ekstra oldu. Hülya Hanım'la hiç görüşmedim. Görüşmedim. Hayır, görüşmedim yani. İzzet. Epeydi zaten. Programına da katılmadık yani. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ya. Ne yani demek? Bu yoğun temponda, bu yoğun trafiğinde bize
bir buçuk saatini ayırdığın için. Onun dışında her zaman, herkes zaman. Seni klibinin önce yayınlamak için bir savaş verdiği sırada klibi alıp buraya getirdi. Daha getirdi de değil. Sen geldikten sonra geldin. Ben geldikten sonra Vedat'a teşekkür ediyoruz buradan. Evet. Bir önce bitirdi, yolladığı için. Yazılar kaldı bir tek. Yazıları koyarız, önemli değil. Yazıları şimdi yazıyordur, onları aktarırız bir yere. Sevgili seyirciler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tea Time'da yarın yine birlikteyiz. Programımızı yine senin böyle hareketli hangi parçayla bitirelim? Yedinci parçayla bitirelim, Dedo'yla. 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 Hareketli bir parça. Hareketli bir parçayla bitirelim. Bu arada yarınki konumuzu da söyleyelim isterseniz. Yok, yarınki konumuz sürpriz olsun. Sürpriz mi olacak? Sürpriz olsun. Doğru ya, sürpriz olsun. Yarınki konumuz sürpriz. Peki. Onu yarın açıklarız. Tamam. Peki. Sabah